Herkese merhaba arkadaşlar. Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemon'u köşemizde 3. videomuza geldik. 3. haftamıza geldik. Bildiğiniz üzere haftanın Pokemon'u köşesinde sizlerin oyuyla belirlenen bazı Pokemon'ları artık haftanın Pokemon olarak belirliyorum. Geçen hafta bu sisteme başladık. Geçen hafta sizlere 3 tane seçenek sundum. Oylamayı yaptınız. Ankete birçok kişi katıldı ve anket sonucunda bu 3 aday içerisinde tabii sizlerden en yüksek oy alan Pokemon haftanın Pokemon olarak seçildi. Ona geçmeden önce hemen gelecek haftanın oylamasını sizlere açayım. Gelecek hafta haftanın Pokemon'u yani 4. hafta köşemizde şu Pokemon'lar aday olarak sizlere sunuluyor. 1. Pokemon'umuz Kabutops 1. nesilden. 2. Pokemon'umuz 5. nesilden Lilligant. Son Pokemon'umuz ise 4. nesilden Frozlithe oluyor. Bu 3 Pokemon arasında kartlar bölümünde, videonun kartlar kısmında oylamaya katılarak anket bölümünde en yüksek oy alan Pokemon'u haftanın Pokemon olarak belirleyebilirsiniz. Evet, bu haftaya gelelim. Bu hafta sizlerin oylarıyla belirlenen, bir hafta boyunca oylarıyla belirlenen haftanın Pokemon'u Glaceon oluyor. %50'nin üzerinde oy alarak Glaceon haftanın Pokemon olarak seçiliyor. Glaceon Eevee'nin evrim geçirmiş versiyonu. Eevee'nin buz türünde evrim geçirmiş versiyonu ve 4. nesilde ortaya çıkmış versiyonu Glaceon. Glaceon nasıl evrim geçiriyor derseniz, tabi bu sadece bir kıta için geçerli değil, bütün kıtalarda belirli özel buz kayalar var. Ice Rock denen. Oraya giderek Glaceon'a level atlattırıyorsunuz, seviye atlattırıyorsunuz. Böylece o kayanın yakınında level atladığında Eevee Glaceon'a dönüşüyor. Glaceon buz türünde bir Pokemon. Sadece tek buz türüne sahip. Görünüş olarak gerçekten sevdiğim Pokemon'lardan biri. Başarılı bulduğum tasarıma sahip olan Pokemon'lardan biri. Glaceon'un ilk olarak nerede ortaya çıktığından hemen bahsedersek, Glaceon tabii 4. nesil Pokemon olduğu için 4. neslin bulunduğu bölümlerde ortaya çıktı. 544. bölümde animede Mei ile Dawn'ın ortaklaşa takım savaşı yaptıkları bölümde, Mei 3. nesilden biliyorsunuz Hoenn bölgesinde eşin takım arkadaşlarından biriydi. Mei'nin Sinnoh bölgesine yapmış olduğu bir ziyarette ortaya çıkan Pokemon'udur Glaceon. İlk defa orada görünmüştür. Tabi bundan sonra pek çok kere animede görünüyor. Özellikle mesela önemli kişilerin Pokemon olarak da görünüyor, Cynthia gibi. Birçok bölümde biz Glaceon'u sonra görüyoruz ama ilk defa bu bölümde görmüştük. 544. bölümde. Glaceon'un ability'leri hakkında konuşalım. Yetenekleri hakkında konuşalım. 2 tane yeteneği var. Bunlardan normal yeteneği Snowclaw denilen bir yetenek. Bu yetenek hail durumunda, yani hail dolu mu oluyor? Dolu zaman, yani buz yağdığında accuracy yani isabet oranını %20 artırıyor. Bu nerede işimize yarar? Mesela Blizzard gibi işte accuracy oranı %70, %80 olan saldırıları yükseltebilmek, sürekli yapabilmek için kullanılabilir. Hail durumunda geçerli bu tabii ki. Bir de hidden ability'miz var, gizli yeteneğimiz var. Bu da nedir? Ice Body. Bu da hail durumunda normal full EP değerimizin 1/16'sı kadar her turda bize enerji sağlıyor. Bu daha güzel bence ability olarak. Fakat Glaceon'un iki ability'si de çok yararlı değil. Onu buradan anlıyoruz. Glaceon'un hemen stat değerlerine bakalım. Stat değerlerine baktığımızda çok ilginç rakamlar görüyoruz. İlginç sayılar görüyoruz. Mesela HP değeri ve atak değerinin düşük olması. Hız değerinin düşük olduğunu görüyoruz. Bunlara nazaran defans, special defans ve special atak değerlerinde çok başarılı olduğunu görüyoruz bu Pokemon'un. Tabi ne yönde yetiştireceğimiz de burada ortaya çıkıyor zaten. İşte 110 defans değeri, 130 special atak değeri, 95'te special defans değeri var. Glaceon'un buz türünde, tabi tek buz türüne sahip bir Pokemon'du. Bu zayıf olduğu çarpı 2 yediği, süper efektif yediği türler neymiş hemen bir bakalım. Kaya türünden, savaş türünden, çelik türünden ve ateş türünden çarpı 2 hasar alıyoruz 4 türden. Çok kötü değil. Yani daha kötülerini de gördük. O nedenle çok kötü olarak görmemek gerekiyor. Hemen dilerseniz Glaceon'un şöyle bir kurulumunu yapalım. Oyunlarda nasıl kullanabiliriz? Hemen onu bir görelim. Aslında Glaceon'un şöyle bir özelliği var. Çok fazla varyasyona giremiyoruz. Çünkü Glaceon'un hem yapmış olduğu saldırılar fazla değil, kısıtlı. Hem de biraz tek düze bir Pokemon. Yani şu yönde geliştireyim, bu yönde geliştireyim pek diyemiyoruz. O yüzden hani seçmiş olduğum paket sanki hani sağda solda karşılaşabileceğiniz paketlere biraz benziyor. Onu da söyleyelim. Hemen başlayalım. İlk olarak Nature değerine baktığımızda Nature olarak Modest ya da Timid seçilebilir. Modest Special Atak yönünde Pokemon'umuzu geliştirirken Timid hız yönünde geliştirir. Tabi hızı 65 hızı nasıl geliştirirsiniz o size kalmış. Ben burada
Modest'i seçmeyi tercih ediyorum. EV dağılımında 252 Special Attack, 252 Hız ve 4 Defans. Dilerseniz 4 HP de olur. Yani bu size kalmış. Special Attack ve Hız yönünde geliştirmeniz doğal. Item olarak Choice Scarf ya da Choice Specs verilebilir. Burada tamamen tercih size kalmış. Hani eğer Pokemon'unuzu hız yönünde geliştirecekseniz Choice Scarf verebilirsiniz. Ya da Special Attack yönünde geliştiriyorsanız ise Choice Specs verebilirsiniz. Bu tamamen sizin geliştirme şeklinize bağlı. Bunlar ne işe yarıyordu? Birinci Special Attack değerini, yani seçmiş olduğunuz saldırının atak değerini, Special Attack değerini %50 artırırken öteki de yapılan saldırının yapılış hızını %50 artırıyor. Ama ikisinde de bir kural geçerli ki sadece tek saldırı seçebiliyorsunuz. Evet, bunların dışında hemen saldırılara geçelim. Saldırılara geçtiğimizde de yine dediğim gibi çok fazla bir seçeneğimiz yok. O yüzden bilindik saldırıları seçmek zorundayız. İlk saldırımız tabii ki bir step saldırı. Step'in ne olduğunu açıklamıştım. Pokemon'un kendi türünden saldırı yapması. Ice Beam tabii ki burada yer almalı. İkinci olarak Shadow Ball verilebilir. Shadow Ball tabii step bir saldırı değil fakat kullanabileceği güzel saldırılardan biri Glaceon'un. Üçüncü olarak burada bir seçenek sunuyorum. Water Pulse ya da Hidden Power Savaş seçilebilir. Hidden Power Savaş neden seçilebilir? İşte zayıf olduğumuz türler, işte kayaya karşı zayıftık, çeleğe karşı zayıftık. Bunları savaş saldırılarıyla alt edebilmemizi sağlayabilir. Water Pulse verirseniz de burada da yine ateşe karşı, yine zayıf olduğumuz bir türe karşı üstünlük sağlarız. Tercih size kalmış burada. Dördüncü saldırı olarak ise Ice Shard ya da Hail seçilebilir. Hail burada neyi sağlıyordu? Bizim yeteneğimizi, ability'mizi kullanmamızı sağlayabilir. Ya da Ice Shard'ı seçerek artı bir priority'ye sahip bir saldırı seçerek, hani hızımız düşük olduğu için enerjisi az kalmış ya da tek atabileceğimiz bazı Pokemon'lara Ice Shard yaparak orada o anda galip gelebilmemizi sağlayabilir. O yüzden Ice Shard'ın da seçilebilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Pokemon Master haftanın Pokemon'u köşesinde 3. haftayı da böylece geride bırakıyoruz. Bizim tasarladığımız, sizlere sunduğumuz Glaceon bu şekilde. Tabii farklı varyasyonları siz ortaya çıkarabilirsiniz. Mesela defansı 110 olduğu için defansif bir Glaceon da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Yine yorumlar kısmında farklı varyasyonları bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine son videoyu bitirmeden önce başta söylemiş olduğum oylamayı hatırlatayım. Şu an ekranlarınızda görmüş olduğunuz 3 Pokemon'u oylamaya sunuyorum kartlar kısmında. 4. haftanın Pokemon'unu da siz belirleyin diyorum yine. Gelecek videolarda, gelecek haftanın Pokemon'u köşesinde görüşmek dileğiyle.